Tarihte kaç lidere soykırım yaptığı için maaş bağlanır? Kaç cesedin üstünden bir ülke refaha ulaşabilir? Kim odağı bu hafta? Soykırım Afrika'daysa cesetler karanlıkta kalır. İkinci Leopold. Belki de hayatınız boyunca adını hiç duymadınız. Tarih hocanız onun yaptıklarından bahsetmedi. Çünkü Afrika'da yaşananlar karanlıkta kayboldu ve öldürülenlerin son sesini kimse duymadı. 17 Aralık 1865'te babası 1. Leopold yerine geçen Louis Philip Maria Victor, 9 Nisan 1835 tarihinde dünyaya geldi. Dev bir Afrika ülkesi olan Kongo'yu sömürgesi haline getiren Leopold, bu ülkenin her kaynağını kullandı. Kauçuk ve fil dişi ticareti için girişimlerde bulunan Leopold, Kongoluların önce topraklarını, sonra hayatlarını satın aldı. 1885 yılında Berlin Konferansı'nda Kongo artık benim egemenliğimde bir devlettir dedi ve bu sömürünün Avrupa ülkelerince tanınmasını sağladı. Belçika bu süreçte yükselirken Kongo halkı toplu katliamlarla 23 yıl boyunca yok edildi. Kanlı Kral Leopold halkın direnişini bastırmak için Kongolulardan oluşan Halk Ordusu adlı bir katliam birliği kurdu. Kongo halkına yine Kongolularla saldırdı. Oluşturduğu bu orduya attığınız kurşunların boşa gitmediğini ispatlayın ve öldürdüğünüz insanların ellerini kesip bana getirin emrini verdi. Kendi halkını katleden bu ordu bir süre sonra artık yaşayan insanların bile ellerini kesip komutanlarına götürmeye başladı. Bu süreçte birçok çocuk sakat kaldı. Kesilen uzuvlar çocukların babalarına gönderildi. Kongoluları birbirine katlettiren cani, zencilere en ufak bir siyasi söz hakkı vermeyeceğimiz açıkça anlaşılmalı. Aksi çok saçma olurdu. Açıklamasıyla yönetiminin ırkçı ve despot yanını da çekinmeden ortaya koydu. Kongo'dan çaldığı kanlı paraları Belçika'ya götürdü ve vergi geliri olarak gösterdi. Elde ettiği paralarla Brüksel'de anıtsal binalar yaptırdı. Daha büyük, daha güçlü ve daha güzel bir Belçika sloganıyla halkın desteğini arkasına alan ve kanlı yükselişini taçlandıran Leopold, yönetimde bulunduğu süreçte yaklaşık 30 milyon olan Kongo nüfusunu 9 milyona kadar düşürdü. Bu vahşet, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle ve Mark Twain gibi yazarlar aracılığıyla duyuruldu ve medyayı kontrol altında tutamayan Leopold soruşturmalar karşısında duramadı. 1909 yılının 17 Aralık günü katliamlarına ve hayatına veda etti. Belçika parlamentosu ise bu yaşananlara rağmen insan hakları ihlallerinden dolayı kimseyi kovuşturmadı. Aksine Kongo'yu ziyaret eden Belçika Sömürge Bakanı herhangi bir insan hakkı ihlali olmadığını belirtti ve ölmeden önce Cani Leopold'e Kongo'ya yaptığı hizmetlerden dolayı yüklü bir maaş bağlanmasına sebebiyet verdi. İkinci Leopold'u ise kimse faşist bir devlet adamı olarak anmadı ve yaptığı katliamlardan da öte soykırım hiçbir zaman dünyada yeterince duyulmadı. Ne onun adına dikilen anıtlar yıkıldı ne de paralara basılan resimleri kaldırıldı. Bu vahşetten sağ kurtulup elleri kesilerek sakat bırakılan Afrikalı çocuklarsa çoktan yaşlanıp öldüler.